Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. olağan kurultayı için Ankara Odeon'daki, Bilkent Odeon'daki canlı yayınlarımız devam ediyor. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu salona girdi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu açılış konuşmasını yaptı. Hep birlikte izledik. 13 maddelik bir manifesto yayınladı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve belirlediği 5 önemli Türkiye sorununa 13 maddelik bu manifestoyla çözüm bulacaklarını söyledi. İktidar manifestosunun başlıklarında 5 temel sorun belirlenmişti. Bunlar toplumsal barış, eğitim, dış politika, ekonomi, yasama, yargı ve medya bağımsızlığı konularıydı. Ve bu konuların çözülmesi için 13 maddelik çok önemli bir manifesto yayınladı Kemal Kılıçdaroğlu beklendiği üzere. Efendim binler burada olsun istiyoruz demişti. Ancak pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda konukla başladı. Ancak biliyoruz ki 10 binlerin, milyonların gözü, kulağı, yüreği şu anda Bilkent Odeon'da bizleri izliyor dedi. Ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda yanımızda Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdülbatur var. Kendisi de aynı zamanda bir delege. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önemli başlıklarından bir tanesiydi. Yerel yönetimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Siz nasıl değerlendirdiniz bu konuyu? Şimdi kurultayımız Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi iktidar kurultayı. Gerçekten de iktidara hazırlanmış kadrolarıyla, yenilenecek kadrolarıyla ve ülkedeki az önce Genel Başkanımızın ifade ettiği problemleri, sorunları kökünden halledecek bir anlayışın yeniden iktidar olması gerekiyor bu ülkede. Bunu başaracak parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Dostlarımızla birlikte, yani ittifaktaki dostlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bunu en iyi şekilde yapacak olan parti. Sorunları tespiti önemli. 5 ana sorunumuz var. Bu 5 ana sorununa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel anlamda delegesinden, üyesinden, kendisine gönül vermiş vatandaşlarının da içinde olacağı bir 13 maddelik manifesto yayınlandı az önce. Ve delegelerimiz tarafından, genel başkanımız tarafından bizlere sunulan bu manifestoyu hepimiz oy birliğiyle kabul ettik. Ülkenin geleceği, ülkenin özgürlük, demokrasi, hak hukuk mücadelesindeki lokomotifi Cumhuriyet Halk Partisi. Bu ülke artık sıkıştı. Her türlü konuda, ekonomide, temel hak ve özgürlükler konusunda, özellikle demokrasinin işlemesi konusunda sıkışan ve nefes alamayan bir ülke haline geldik. Demokrasi Türkiye'de kağıt üstünde kaldı. Evet, maalesef başkan. Öyle. Çok önemli bir vurgu. Maalesef öyle. Bütün yurttaşlarımız bu konuda rahatsız. Tek kişinin ağzından çıkacak kararlarla yönetilen bir ülke. Burada zaten birinci maddesi çok önemli bir madde. Anayasanın değiştirilmesiyle, yeni bir anayasa anlayışıyla, yeni bir anayasayla güçlendirilmiş demokratik sisteme yeniden, parlamenter sisteme yeniden dönmek lazım bu ülkede. Yani çoğunluğun temsil ettiği parlamenter sistemin yeniden inşa edilmesi, bu sistemin güçlendirilmesi konusunda bunu hayata geçirecek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'nın az önce verdiği mesajlar özellikle ülkemizdeki temel özgürlüklerle ilgili, demokrasiyle ilgili, işleyemeyen hukuk sistemiyle ilgili iktidar değişikliğinin şart olduğu ve vatandaşlarımızın da dostlarımız dediğimiz vatandaşlarımızla birlikte bunu gerçekleştirecek tek güç şu anda ülkede Cumhuriyet Halk Partisi. Ülke artık nefes almak istiyor. Çevre düzeniyle, efendim yeni yapılanmasıyla ve bunu 1,5 senelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle büyükşehir belediyeleri ve ülkede ülke nüfusunun %60'ını yöneten bir Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetim sistemi var şu anda ülkemizde. 11 büyükşehir belediyesi, toplamda 250 belediye. Bu konularda ülkedeki sıkıntıların düzeltilmesi noktasında Cumhuriyet Halk Partisi
bu pandemi sürecinde kendini de ispat etti bence. Nasıl ispat etti? Yereldeki bütün belediyeler Sayın Genel Başkanımızın da az önce ifade ettiği gibi büyük bir performansla o bu değil, etnik kökenine, dini görüşüne veya siyasi görüşüne hiçbir şekilde bakılmaksızın vatandaşımızın bu sıkıntılı sürecini aşması noktasında çok büyük bir sınav verdi. Ve bu sınavdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi yönetme kabiliyetinin ne kadar güçlü olduğunu, kadrolarının bu ülkedeki problemleri çözme noktasında ne kadar deneyimli olduğunu bu pandemi süreci ortaya koydu. Bugün kurultayımızın ilk günü, biraz sonra genel başkan seçimi gerçekleştirilecek. Ben zaten partimizde bir genel başkanlık problemi yok. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı özellikle bu yerel seçimler sürecinde ittifak görüşmeleri ve diğer partilerle uyum içindeki çalışmasıyla ve bu süreci en iyi noktaya götürmesi noktasında gerçekten büyük bir özveri gösterdi ve şu anda 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve 250 belediye başkanımız varsa burada genel başkanımızın büyük bir performansı ve diğer siyasi oluşumlarla olan diyaloğundan kaynaklandı. Onun için genel başkanlık problemimiz yok. Çünkü önümüzdeki süreç de yine bir ittifak sürecidir, diyalog sürecidir. Yine birlikte dostlarımızla siyaseten bir mücadeleye gireceğimiz bir süreç var önümüzde. Onun için bunu en iyi götürecek yine genel başkanımızdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu zaten genel başkanlık konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Yarın da artık... Onu soracaktım, evet. Efendim. Genel başkan problemimiz yok dediniz. Esas seçim yarın diye bakıyoruz. Yarın da kadroların, yani iktidara yürüyen partimizin kadrolarının oluşacağı, yeni kadrolarının oluşacağı ve gerçekten de bu manifestoyu hayata geçirebilecek ve vatandaşın sesini iyi algılayabilecek, bunu tüm Anadolu'ya yayabilecek bir parti meclisini ve yürütme organını yarın seçeceğiz. Burada liyakatla bu partiye hizmet etmiş, geçmişten bu yana partiye emek vermiş arkadaşlarımızın bu konuda değerlendirileceğini, bunda genel başkanın da kendisiyle beraber çalışacak bu yapıyı teşkil etmesi kadar da normal bir şey yok diye düşünüyorum ben. Her zaman öyle düşündüm. Ekibiyle beraber yola çıkacak ve o ekipteki arkadaşlarıyla beraber, bizlerle beraber, vatandaşla beraber iktidar yolunda bence çok güzel adımlar atıyoruz. Bugün iyi bir heyecan duyuyoruz. İsterdik ki bütün Cumhuriyet Halk Partililer burayı doldursun ama pandemi sürecinde böyle bir sıkıntımız var. Gelecek partimiz için çok güzel görünüyor. Ben bütün kalbimle, nasıl genel başkanımız bütün kalbinle inanıyorsa, ben de bütün kalbimle iktidar olacağımıza, 2023'te seçim daha önce de olur, ona biz bir şey demiyoruz ama 2023'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Cumhuriyet Halk Partisi ve dostlarıyla beraber bir iktidar bekliyor diye efendim, düşünüyorum. Son olarak İzmirlilere, konaklılara bir mesajınız, bir notunuz buradan, selamlarınız varsa. Tabii. Konaklı hemşehrilerimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Zaten İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerelde bir iktidarı var. Ama bu iktidarı yerelde sağlarken o partili, şu partili, o kökenli, bu kökenli şeklinde bir anlayışımız yok. Birlik beraberlik içinde bu ülkenin nefes almasını sağlayacak, şu manifestoları hayata geçirecek bir anlayışı sergileyeceğiz. Ben buradan konaklı hemşerilerime, İzmirli hemşerilerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Konak Belediye Başkanı Sayın Abdül Batur Canlı'nın konuğumuz efendim. Konuklarımızla kongre sürecinde yeniden birlikte olacağız.